Dördüncü tema milli mücadele ve Atatürk değerlendirme soruları metni cevapları. Ve soruları Tuna Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 138, 139, 140, 141, 142, Milli Mücadele ve Atatürk teması, 4. tema Milli Mücadele ve Atatürk değerlendirme soruları cevapları, 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları sayfa 138 cevabı, Atatürk için diyorlar ki, Tunus milleti bugün, yüzyıllık bağlarla bağlı bulunduğu kardeş ve soylu Türk milletiyle Mustafa Kemal'in unutulmaz anısını canlandırmak ve saygıyla anmak üzere hürmetkar bir düşünce içinde birleşmektedir. Millet olarak Cazi'nin, savaş meydanlarında büyük asker olduğunu tespit ettikten sonra, her şeyin tamamen kaybolduğu zannedildiği bir anda, milletinden ümidini kesmeyi ve yenilgiyi kabul etmeyi şiddetle reddeden, büyük insanı anıyoruz. O güçleri birleştirmeyi, kırılmış cesaretleri yükseltmeyi bilmiş ve talihi zorlayarak milli ülkenin bütünlüğünü tekrar kurmuş ve memleketinin bağımsızlık ve egemenliğini kazanmasını başarmıştır. Atatürk böylece, ölümü esirliğe tercih eden bir milletin neler yapabileceğini hayretler içinde bulunan dünyaya göstermiştir. Bu örnek unutulmayacaktır. Onun ölmez eseri, egemenliklerini elde etmiş milletlerin kaderlerine hükmedenler için ışıklı bir örnek ve bir ilham kaynağı olarak kalacaktır. 1-4 soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Soru, bu metinde geçen ve harfleri karışık olarak verilen kelimeleri anlamlarından yararlanarak bulunuz. Kelimeyi boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap, Oylus, saygı uyandıran, yücelik taşıyan. Soylu, Tellim, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. Millet, Aşsav, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele. Savaş, Bumsa askı bağımsız olma durumu, istiklal. Bağımsızlık, 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 139 cevabı, soru, bu metnin konusunu yazınız. Cevap, parçada Atatürk'ün liderlik özellikleri üzerinde durulmuştur. Soru, parçada Türk milletinin hangi özelliği vurgulanmıştır? Belirtiniz. Cevap, Türk milletinin ölümü esirliğe tercih ettiği vurgulanmıştır. Soru, Atatürk'ün hangi mücadelesi diğer milletlere örnek olmuştur? Yazınız. Cevap, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi örnek olmuştur. Soru, aşağıdaki altı çizili kelimelerin zıt, karşıt, anlamlılarını bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız. 1. O ağır poşetleri nasıl taşıyacağını düşünüyordu. Cevap, kardeşimin çantası çok hafifti. İkinci masanın üstünde çeşit çeşit eşya vardı. Cevap, sıranın altında çöpler vardı. Üçüncü şişe, su ile doluydu. Cevap, tencerede yemek yoktu, boştu. Dördüncü yaptığım yemek çok acı olmuş. Cevap, yediğimiz karpuz çok tatlıydı. Beşinci, bu kötü havalarda insan dışarı çıkmak istemiyor. Cevap, bu iyi insanlarla iyi ki tanışmışız. Altıncı, hiçbir zaman dersine geç kalmazdı. Cevap, servis beklediğimden erken geldi. Yedinci, zor bir soruydu ama yapabildim. Cevap, öğretmenimiz bize kolay bir ödev verdi. Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız. Soru, azalmak kelimesinin etkisini yitirmek, hafiflemek anlamıyla kullanıldığı cümlenin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. Cevap, bardaktaki portakal suyu biraz azalmıştı. Hastanın baş ağrısı 2 gün sonra azalmıştı. Barajın suyu son zamanlarda bir hayli azalmıştı. Kasadaki elmalar bugün daha da azalmıştı. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 140 cevabı. Soru, aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere gelmesi gereken en uygun kelimeleri yazınız. Tava tepsi ben bir sonra. Cevap, annem bir tepsi baklava yapmış. Komşular bir saat sonra geldiler. Kahvaltıda bir yumurta yiyebildi. Bir gün ben de anlarım seni, dedi. Soru, verilen cümlelerde eş sesli olan kelimeyi bulup yazınız. Bu kelimeyi bir cümlede kullanınız. Cevap, kardeşimin çenesinde bir ben var. Soru, aşağıda verilen karşıt anlamlı kelimeleri bir cümlede bir arada kullanınız. Cevap,
İyi kötü, kötü insanlardan uzak durup iyi insanlarla arkadaş olmalıyız. Sıcak soğuk. Bugün hava sıcaktı ama yarın soğuk olacakmış. Al ver, yere düşen parayı alıp sahibine verdim. Soru, aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Cevap. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 141 cevabı. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Soru, bu metne en uygun başlık hangisi olabilir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap, Türkiye Cumhuriyeti. Büyük işler. Atatürk, soru, bu metne bir başlık da siz belirleyiniz. Cevap, en büyük iş. Soru, aşağıda bilgilendirici metne örnek verilmiştir. Siz de konusu, milli mücadele olan bilgilendirici bir metin yazınız. Atatürk'ün boyu 1.74 santim, kilosu 70-74 arasında değişmiştir. Yüz rengi yanmış pembe, alnı çok geniş, kaşları çok gür ve kalkıktı. Elmacık kemikleri hafif çıkık, dudakları ince, saçları altın sarısı, gözleri mavi, göğsü kabarık, omuzları geniş, elleri ince ve zarifti. Cevap: Milli mücadele, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği büyük bir savaştır. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti, ağır şartlarla imzalanan Montrose Ateşkes Antlaşması ile topraklarının büyük bir kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte işgaller başlamış ve Türk halkı kendi vatanını savunmak için harekete geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadele, 1919 yılında Samsun'a çıkışıyla filan başlamış, Erzurum ve Sivas kongreleriyle organize bir hale gelmiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla halk, kendi kaderini belirleme durumuna gelmiştir. 1922 yılında kazanılan büyük taarruz ile düşman işgalleri sona ermiş, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin bağımsızlığı uluslararası alanda tanınmıştır. Milli mücadele, Türk milletinin azmi ve fedakarlığıyla kazanılan büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 142 cevabı, soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen ekin yazımında yanlışlık yapılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap, TEYN'a yeni uçaklar alınacakmış. TBMM'ye bir gezi düzenlemeyi planlıyoruz. Çelik yelekteki delik bir MM'den daha küçükmüş. Bu ürün asla 75 kere un üzerinde olamaz, dedi. TEYN'a yeni uçaklar alınacakmış. Soru, aşağıdaki cümleler doğru ise, D, yanlış ise, T yolu takip edilecektir. Buna göre kaç numaralı çıkışa ulaşılır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz, bu memlekete en çok hizmet eden. Bu aşk ile dağlara gücü yeten. 18 milyonun omzunda giden. Atam Ankara sırtlarında yaşar. Cevap, ikinci çıkış. Soru, bu şiirin ana duygusunu belirleyip aşağıya yazınız. Cevap, Atatürk'ün ölümünden duyulan üzüntü. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları Milli Mücadele ve Atatürk teması sayfa 138, 139, 140, 141, 142 4. tema Milli Mücadele ve Atatürk değerlendirme soruları metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.